Canım öğrencilerim, canım arkadaşlarım, sevgili gençler, hepinize tekrardan selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler, bugün TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik üçüncü güne. Üçüncü günde sevgili arkadaşlarım, temel kavramların ÖSYM bakış testini çözeceğiz. Bu videoda toplamda 41 tane soru olacak ve bu birbirinden güzel 41 tane soru temel kavramlar adına sana çok büyük değerler katacağını söyleyebilirim, iddia edebilirim. Evet kitaplarınız önünüzde ise karşınıza ben varsam elinizde de bir de kalem varsa artık hazırız demektir. Geçebiliriz dersimize. Üçüncü gün dördüncü videodayız. Barış yayınları TYT Matematik video ders kitabımızda ve sevgili gençler ÖSYM bakış testimiz karşımızda temel kavramlar konusunun. ilk sorumuza şöyle zoomumuzu atalım ve başlayalım gençler. Şimdi bize diyor ki sadece buradaki rakamlar 1'den 8'e kadar olan rakamların tamamı aralarında toplama veya çıkarma sembolleri bulunan şekildeki 7 tane kutuya her bir kutuda birer sayı olacak biçimde yerleştirildiğinde elde edilen işlemin sonucu 6 olmaktadır. Burada da verilmiş zaten. Buna göre sarı boyalı kutulara yerleştirilen sayıların çarpımı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben bu tarz sorularda şunu düşüneceğim. Bunların bunların tamamı pozitif olsaydı diye düşüneceğim. Ve bir örnekle de soruyu küçülteceğim. Bak bu deyimimi unutma. Bu deyimimle çok e, rastlaşacaksın kamp içerisinde. Soruyu küçülteceğim. Soru nasıl küçülür? Öncelikle ben bunu 1, 2, 3 ve 4 için yapayım. 1, 2, 3, 4'ün toplamı 10 yapar. Değil mi? Ve daha sonrasında diyeyim ki, lan buradaki şu artı 4'ün kafasındaki artı var ya, onu eksi yapsaydım acaba ne olurdu diye düşünelim. Mesela 1, 2, 3, eksi 4 eşittir. Sonuç ne olurdu? E burası 6, 4 çıkardım sonuç 2 olacaktı. Şimdi bak iyi dinle beni. Burası artı 4 iken eksi 4 oldu. Yani artı 4 iken eksi 4 olması demek aslına bakarsan ee, biz 4'ün kafasındaki işareti değiştirdik. Ama 4 kendinin 2 katı kadar azalmaya sebep oldu. Yani burada eğer ki ben 3'ü değiştirmiş olsaydım. 1 artı 2 eksi 3 artı 4 yapmış olsaydım. O halde sonuç ne olurdu? E sonuç burada da 4 olurdu. Dikkat ettiysen 10'dan 4'e bir 6 azalma var. Ama ben 3'ün işaretini değiştirmiştim. Yani 3 de kendinin 2 katı kadar bir azalmaya sebep oldu. Tamam. Demek ki biz artık şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. E hocam ben hangi sayıların önüne eksi koyduysam. Bu e, tamamının pozitif olduğu toplamdan kendinin 2 katı kadar bir azalmaya sebep olur. Hmm, o zaman ben sorumuza geri dönecek olursam 1'den 8'e kadar olan sayıları eğer bu şekilde toplamış olsaydım acaba sonuç ne olurdu? E ben sonucun 8 çarpı 9 bölü 2 kadar olacağını yani gençler 36 olması gerektiğini biliyordum. 36 olacaktı bizim sonucumuz ama 6 olmuş. Peki ne kadar bir azalma söz konusu? Hocam 36'dan 6'ya 30 azalma söz konusu. 30 azaldıysa önüne eksi işareti konulan buradaki sarı kutular Tamam önüne eksi işareti koymazsanı kullanın. Toplamı bunun yarısı kadardır yani 15 kadardır. Toplamı 15 olan birden 8'e kadar olan ne var diye düşüneceğim ve sadece 7 ve 8 var. Yani ben burada 7'yi seçsem yanına 7'den daha küçük bir şey yazamayacağım. Sadece 7 ve 8'in toplamı 15 yapar. Demek ki bunlardan bir tanesinde 7 bir tanesinde 8 yazıyormuş. Bundan kaynaklı cevap 6 çıkmış. E burada yazılan sayıların çarpımı kaçtır diyor. Ben 7 ile 8'i çarparsam cevabın 56 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Geçtim. İkinci ÖSYM bakışa. Evet Aşağıdaki kutuların içine 1'den 9'a kadar olan tam sayılardan bakın 6 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanıyor denmiş bana. E güzel buna göre kullanılmayan tam sayıların çarpımı soruluyor. Şimdi 1'den 9'a kadar olan sayılardan oluşturacağım ben bunu. Ve bu kutulara bu sayılardan 6 tanesini yerleştirdiğim takdirde de kullanılmayan sayılar peydahlanacak değil mi? E şimdi ben burada çarpımlarını 7 olan İki tane rakam bir tanesi 7'dir Öte, öteki de 1'dir değil mi? Şimdi bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'u yazdım. Burada 7 ile 1'i kullandım. Tamam 7 ile 1'i kullandıktan sonra hemen farkları 7 olan acaba ne var? E farkları 7 olan burada sadece 9 ve 2 vardır arkadaşlar. Bundan kaynaklı ben diyorum ki buraya 9'u buraya 2'yi yazmak zorundayım. 9 ve 2'yi de kullandım. Şimdi geriye kalanlar toplamları 7 olacak şekilde. Hangileri var? Toplamları 7, 3 ile 4 var. O halde ben buraya 3, buraya 4 yazarsam toplamları 7 olur. Ve kullanılmayan rakamlar 5, 6 ve 8'dir. İşte bunların çarpımı soruluyor bize. Ben 5 ile 8'i çarparsam 40 yapacaktır. 40'la da 6'yı çarparsam 240'ın da kendisini bulurum. Doğru cevabımız da D şık olur dedik gençler. Ve devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda. Şimdi üçüncü soru da ABC birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere. A ile A artı B'nin çarpımı C ile C artı B'nin çarpımına eşit. Ve bunlar 17'ymiş. Buna göre A çarpı B çarpı C hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi ben burada 17'nin asallığını kullanabilirim. Çünkü 17 dediğimiz sayı burada sadece... 1 kere 17'dir veya eksi 1 kere eksi 17'dir. Değil mi? E, tam sayılar dediğine göre negatifleri de düşünmek zorundayız. Örnek veriyorum ben burada A'yı 1 seçersem yan tarafın 17 olması lazım ki A'yı 1 seçmiştim o halde ben B'yi 16 seçebilirim. Peki B'yi 16 seçtim. O halde o halde burada şimdi birbirinden de farklı demişti ya C'yi 1 seçemem. E C'yi o zaman 17 seçelim. Eğer ki 17 seçersem 17 artı 16 33 yapar 17 kere 33 de Tabii ki 17 yapmaz. O halde ben bunu eksi 17 seçersem. Burayı da eksi 17 olursa. Eksi 17 kere eksi 1 bana 17'yi verir. Demek ki A 1. B 16. Ve C eksi 17 olduğu takdirde eşitlik sağlanıyor. Bunların çarpımı bana eksi 272'nin ta kendisini verir ama şıklarda yok. Değil mi? Peki o zaman bir tık daha düşünelim. Mesela A'yı 1 seçmiştim ya. Bu sefer A'yı 1 seçmeyelim. A'yı gençler eksi 1 seçelim. Burası eksi 1 olursa buranın 17 olabilmesi için eksi 1 kere eksi 17 olabilmesi için B'nin eksi 16 olması gerekiyor. Şimdi A'yı eksi 1 seçtim. B'yi eksi 16 buldum bu sefer. Bak şimdi burası eksi 16. E ben bunu eksi 1 seçemeyeceğim. C'yi değil mi? C'yi eksi 1 seçemeyeceğim. E bu sefer C'yi 17 seçsek burası da 17 olsa 17 kere 1 17'yi verir bana. Çok güzel C'yi de 17 bulmuş olduk. Bunların çarpımı bana neyi verecek? Bu sefer eksi ile eksinin çarpımı artı olacağı için bu sefer 272'yi bulurum ki zaten halihazırda hazırda şıklarda da var. O halde doğru cevabımız B şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Evet gençler dördüncü sorumuza doğru geçiş yapıyoruz. Dördüncü soruyu iyi dinlemende fayda var. Diyor ki A ve B tam sayılar. Güzel. Eğer ki A ile B'yi kutucuk içine yazıp üstüne böyle kırmızı bir çizgi çekersem diyor bunun değeri A ve B'nin kuvvetlerinin çarpımı olarak yazılabilecek en büyük iki basamaklı doğal sayıdır. Altına yazarsam bu da en küçük iki basamaklı doğal sayıyı verir diyor. Mesela bir örnek 2 ve 5'i kullanarak bunların kuvvetlerinin çarpımlarını kullanarak ben en büyük iki basamaklı doğal sayı ne yazarım? diye düşünüyorum. Mesela burada şunu da yazabilirdim. 2 çarpı 5'in karesi de yazabilirdim. Bu bana 50'yi verir ama 50'den daha yüksektir değil mi? Bak 16 kere 5'ten 80'i buluruz. 80, 2 ve 5 de yazılabilecek. Bunların çarpımlarıyla yazılabilecek en büyük iki basamaklı doğal sayıdır. Peki 2 ve 5'i kullanarak en küçük iki basamaklı doğal sayı ne yazarım? E 2 üzeri 1 ile 5 üzeri 1'i alırım 10 derim. Tamam örnek bence anlaşıldı yeteri kadar. Buna göre demiş 3 ve 5 ile yazılabilecek e, iki basamaklı doğal sayı. ...en büyük. Buna bakalım şimdi. 3 ve 5 ile ben ne yazarım ya? Şöyle derim. 3'ün birinci kuvveti derim. 5'in de karesi derim. 75'i bulurum. Mesela başka. 3'ün karesi deseydim 9 olurdu. Hemen şöyle yazalım. 3'ün karesi çarpı 5'in karesi desem e, geçecek. 5'in birinci kuvveti desem 45 olacak. E şimdi 3 üzeri 3 çarpı 5 desem. E bu da 100'ü geçiyor. 2 basamaklığı geçiyor. Bu da olmuyor. Bu da olmuyor. Demek ki en büyüğü hangisiymiş? 75. Yani burası 75'miş arkadaşlar. Artı 2 ve 7'yi kullanarak mavi çizgi olduğu için bu sefer altta ne diyeceğim? En küçük iki basamaklı doğal sayı ne yazılır? 2 ile 7'yi çarparım direkt 14'ü yazarım. 75 ile 14'ün toplamı bana 89'u yani bu da C şıkkını gösterir. Doğru cevabımız C olacaktı. Evet, geçtim 5'e. Şimdi arkadaşlar 5. sorumuzda yine aynı üstteki soru gibi bize bazı şeyleri sembolle vermiş. Bu sembollerin de anlamını yukarıda açıklıyor ve bir de örnek vermiş. Bakalım örneğe. Diyor ki A var, B var, C var. O halde bu köşedeki sayıları toplayacaksın. Burada kaç tane köşe var? 3 tane o zaman 3 ile çarpacaksın topladıktan sonra. Ve içeride yazan sayı da bu e, çarpımdan çıkaracaksın diyor. Tamam güzel anladım. E burada bir denklem oluşturmamızı istemiş aslında bakarsan. Burada kaç tane köşe var? 5 tane o zaman 5 ile çarpacağım. 5 çarpı içeridekileri toplamam gerekiyor. 1, 2, 1, 2, 3, 4'ün toplamı 10 yapar. 10 artı A dedim. Ve neyi çıkaracağım? X'i çıkaracağım. Eşittir dedim. Karşı tarafa bakıyorum. Burada 4 tane köşe olduğu için 4 ile çarpacağım. Bunların toplamı 15 yapar. 15 artı A geldi ve yine X'i çıkaracağım. İkisinin içinde X yazdığı için. Ve dikkat et X'lerin hiçbir önemi yok aslında. Eksi X var, eksi X var. Birbirini götürdüler. Güzel. Şimdi bakın iyi dinleyin beni. Dağıtacağım. 50 artı 5A eşittir. 60 artı 4A 4 ay sol tarafa davet edersem A gelir. 50'yi sağ tarafa davet edersem 60'tan 50'yi çıkardım. 10 geldi. E bizden A isteniyordu. A'yı bulduk. Cevabımız 10'dur diyebiliriz. Şimdi diğer sayfamıza doğru geçiş yapma zamanı. ÖSYM'e bakış 6'dayız gençler. ABC pozitif tam sayıları için. 2 üzeri A artı 5 üzeri B 29. 2 üzeri B artı 5 üzeri C 629. A artı B artı C toplamı. Tam böyle var ya. Bak klasik AYT'nin ilk 10 sorusu arasına girebilecek bir soru aslına bakarsan. E, o yüzden beni iyi dinle. 2'nin kuvvetiyle 5'in kuvvetinin toplamı 29 bunlar neler olabilir? Hemen 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 şöyle bir şey yapabilirim bak. 2'nin karesiyle 5'in karesini toplarsam 4 artı 25'ten 29'u bulurum. Yani ben burada A'yı 2, B'yi 2 olarak kabul edebilirim. B 2 kabul etmiştim. 2'nin karesinden burası 4 gelir. 4'e ne eklersem 629 olur. 625 eklersem peki 5'in bir kuvveti 625 yapıyor mu? Yapıyor. Kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti. 5 üzeri 4. 625'tir. Demek ki C'de 4'müş. A artı B artı C toplamı sorulmuştu. Toplarsak bunları doğru cevabın 8 olması gerektiğini tabii ki de söyleyebiliriz. Ve geçtim 7'ye. Demiş ki bize aşağıdaki kutuların içine 16, 8, 4 ve 2 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde oluşan işlemin sonucu hangisi olamaz diye soruluyor. Bakalım. Şimdi ben 16'yı 2'ye bölsem mesela artı yani buraya 16 buraya 2 yazdım. 16'yı 2'ye bölsem 8'i de 4'e bölsem. Şurası 8 e burası 2 olacağı için toplamları 10 gelir. 10 şıklarımız da var. Demek ki 10 olabilir. Yani cevap E olmayacak. Peki devam. 16'yı 16'yı 4'e bölsem ve 8'i 2'ye bölsem burası 4 yapar. E hocam burası da 4 yapar. Toplamları 8 gelir. Bak 8 de var. Şimdi 16'yı 8'e bölsem ve 4'ü de 2'ye bölüp toplasam burası 2 burası 2 yapar toplamları bana 4'ü verir. E 4 de var. Güzel. Şimdi şöyle düşünsem artık şimdiye kadarki olan düşüncelerim zaten herkesin aklına gelebilecek düşünceler. Şimdi biraz bakış açımızın dışına çıkmamız gerekiyor. Hep tam sayıyla tam sayıyı topladım. E şunu da biliyorum ki ben iki tane kesirin toplamı da bir tam sayı yapabilir. Bundan kaynaklı da örnek veriyorum 8'i 16'ya bölsem ve 2'yi 4'e bölüp toplasam. Hocam burası 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha kaç yapar? 1 yapar ve 1'in de şıklarda olduğunu görüyoruz. Geriye kalan şıkkımız 2 idi. O halde doğru cevap da B şıkkını verir sevgili gençler. Geçtim 8'e. Aşağıdaki kutuların içine. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ve 14 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanıyor. Buna göre en sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi ilk aklıma gelen şu. 7'yi 1'e bölersem 7 gelir. 7 ve 1 gitti. Tamam. Toplamları 7 olacak şekilde e 4 ile 3 var hocam. Aynen öyle farkları 7 olacak şekilde 9 ve 2 var hocam. 9 da 2'yi de buraya yazdım. Geriye kalan sayılar 8 ve 14'tür ki bunların da çarpımı bana 112'yi verir. 112'ye bakıyorum şıklara yok. Demek ki benden istediği aslına bakarsan bu değil. O halde burayı temizleyelim ve baştan bir daha düşünelim. Bölümleri 7 olan sadece 7 ve 1 mi var? Hayır 14'te 2 de var. Demek ki 14'ü buraya 2'yi buraya yazabilirim. Toplamları 7 olacak şekilde e düşünüyorsun burada sadece 3 ve 4 var. 3'ü buraya 4'ü buraya yazdım. 3 ile 4'ü de kullandığım için sildim. Farkları 7 olacak şekilde 8 ve 1 var. Bak az önce 8 ile 14'ü kullanmamıştım. Şimdi ikisini de hop kullanmış oldum. Ve çarpımları geriye kalan sayılar 7 kere 9 mu? 7 kere 9 bana kaçı verir? 63'ü verir. N sayısı sorulmuştu. Doğru cevabımız demek ki C'ymiş. İlk başta 7 ile 1 herkesin aklına gelebilir tabii doğal olarak. Bunu yazdın olmadı hiç üzülme Nerede hata yaptım diye düşünme Zaten işlemler basit Hiç işlemlerini kontrol etmeden hemen Bu tarz sorulardaki Bir tane daha var mıydı burada Şöyle bir soru hemen bakıyoruz Bak bir tane daha burada böyle bir soru vardı İkinci sorumuz Bu tarz sorularda hemen orada da bak Bölmeden veya çarpmadan yola çıkmıştım Yine sen de bölmeden veya çarpmadan Yola çık bu tarz sorularda doğru cevap C dedik Ve devam ediyorum 9. ÖSYM bakışla İçinde bir x doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgen sembolünün değeri x çarpı n çarpımının rakamları toplamına eşit. Bak rakamlar toplamına eşit diyoruz. Mesela e, burada kenar sayımız 4. içinde yazan sayıda 9. 4 kere 9 36 yaptı. Bunun rakamlar toplamı 9'dur. Burada yazan e, üçgenin içerisinde 6 var. 3 kere 6 18 yapar. Rakamları toplamı 9'dur. Bak 9 9'a eşittir. Bundan kaynaklı ikisi de 9'dur diyoruz. A3 ve BA 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. A3 basamaklı sayısını 6 ile çarpacağım. Çünkü 6 gelin içerisinde. 6 çarpı AB A3 basamaklı sayısı dedim. Eşitmiş. Yani bu değil de bunun rakamları toplamı eşitmiş. BA 2 basamaklı sayısının dörtgen olduğu için 4 ile çarpımına. 4 çarpı BA 2 basamaklı sayısının rakamları toplamına. Tamam mı? Şimdi tabi bunlar birbirine eşit değil. Bunların rakamları toplamı birbirine eşit. Aa sakın orada hata yapma tamam mı? Şimdi hocam o zaman düşünelim biz. Ben burada 6 ile aslında neyi çarpıyorum? 10a artı 3'ü çarpıyorum. Bak bunu basit bir şekilde çözümleyebiliriz. 4 ile de 10b artı a'yı çarpmış olacağım. Bunu da çözümledim. Şimdi burada aslında bakarsan şurası 10a'ydı. Orayı yazarken hatalı yazdık. 10a dedim ama hatırlıyorum 10a dediğim ama 10 yazdım. 10a ve dışarıda da var. Şimdi burası ne oldu? 60a artı 18 eşittir. 40B artı 4A denilebilir. Doğru mu? Ya da şunu düşünebiliriz. Hani hocam buradan sonra işlemler biraz daha karmaşıklaşıyor. Ben de ee soruyu durdurmuştum. Sizle beraber çözerken bir durdurmuştum. Bakayım dedim ama buradan sonrası garipleşiyor. O zaman şöyle düşünelim. Zaten A artı B'nin maksimum değeri, en çok değeri sorulmamış mı? O zaman A'yı 9 seçsem. Acaba. Burası 9 olsa. Yani ben 93 ile 6'yı çarpsam. Ki... 93 ile 6'nın çarpımı 540 artı 18'den 558 yapar. 558'in rakamları toplamda bana 18'i verir. Güzel. Şimdi ben A'yı 9 seçmiştim dikkat ettiysen. Sonu 9 olan iki basamaklı bir sayıyla 4'ü çarpacağım ama yine şunu unutma. A artı B'nin maksimum değeri sorulduğu için e, B'yi de 9 olarak düşünelim bir. B'yi de 9 olarak düşünelim. Yani ben 99 ile 4'ü çarpacağım. Yani 396'yı bulacağım. Peki 396'nın rakamları toplamı kaç? Aa 18. Peki 18 18'e eşit mi? Evet. O zaman ben A'yı 9, B'yi 9 seçtiğim zaman ki zaten bunlar en büyük rakamlar olduğu için hiç şüpheye yer yok artık. 9'da 9 da 9'un toplamı bana maksimumu yani en çok değeri verir zaten. Doğru cevabımız da 18 olur. Geçtim 10. soruma. A, B ve C birer rakammış arkadaşlar. A artı B 6, a eksi c 3 olduğuna göre a artı b kere C ifadesinin alabileceği farklı değerlerin toplamı soruluyor. Şimdi ABC'nin rakam olduğunu gayet iyi biliyoruz. ABC rakam, hemen şöyle a, b ve C yazdım. Şimdi dikkat et, burada az rakamından c rakamını çıkarınca 3 kalıyor. Yani a burada en az zaten 3 olabilir. Hani bu üçken bu 0 olabilir. Bu 2 iken çünkü burası eksi -1 oluyor ya -1 rakam değil. Bundan kaynaklı A'nın alabileceği ilk değere 3 dersem buna karşılık C 0 olacaktır. Peki B kaç olur? E hocam A ile de B'yi toplayınca 6 yapmıyor mu? O zaman B de 3 olur çünkü A 3'tü. Peki A'yı ben de 4 seçersem? 4 olursa B 2 olur. Toplamları 6 idi. C de 1 olur arkadaşlar. Peki A'yı 5 seçersem ne olur? 5 olursa C 2 olacaktır B 1 olacaktır Peki A'yı 6 seçersem bu 3 olur bu da 0 olacaktır Şimdi benden istenen A artı B kere C idi O halde buralara artı yazıyorum artık Buralara da çarpma işlemi koyuyorum Ve bu işlemleri yapıyorum arkadaşlar Tamam Şimdi 3 kere 0 0 zaten 3 ekledim 3 geldi 2 kere 1 2 4 ekledim 6 oldu 1 kere 2 2 5 ekledim 7 oldu 3 kere 0 Zaten sıfır. 6 ekledim. 6 oldu. Ne demişti? İfadesinin alabileceği farklı değerler toplamı. E şimdi ben burada 3 artı 6 artı 7'yi bulmam gerekiyor. 9 artı 7'den 16 gelir. Şimdi burada şuna dikkat ediyorsun. Bak dikkat ediyorsun. Şıklarımızda 22 de olabilirdi. Yani buraya böyle bir hainlik yapıp şıklara 22'yi koyabilirdik. Koymadık. ÖSYM koyabilir farklı değerler olduğunu düşünmeden veya sen şunların birbirinden sınav esnasında farklı olduğunu düşünemeden, onu fark edemeden tamamını toplayabilirdin. Tamamının toplamı da burada bize zaten kaçı verecek? 22'yi, 22 22'yi lönk diye işaretleyebilirsin. Aman bak bunlara dikkat ediyorsun. Lütfen senden ricam bu. Bizim yapmamız gereken burada sadece farklı değerleri toplamak olduğu için cevap 16'dır diyeceğiz. Burada uyarımızı da yaptıktan sonra 11. ÖSYM bakışımızda devam ediyoruz. Diyor ki bana burada bir sembol var. Bu sembolün değeri 1 bölü n kare eksi 11 n artı 30. Şimdi biraz eski bilgilerimize 10. sınıf bilgilerimize de güvenerekten bir hareket yapacağız burada. n kare eksi 11 n artı 30 zaten bas bas bağırıyor. Beni çarpanlarına ayır diyor n ve n. Burayı da eksi 6 ve eksi 5 diye çarpanlarına ayıracak olursam. Eksi 6 ile eksi 5'in çarpımı artı 30 yapıyor. Toplamları da eksi 11'i verdiği için. Demek ki doğru bir şekilde çarpanlarına ayrılabiliyor bu. 1 bölü n eksi 6 çarpı n eksi 5 olarak burası karşımıza çıkacaktır. Şimdi burada bir uyarı. Hemen şuraya bir not alabilirsin. SML hocadan inciler diye bir not alabilirsin buraya. Şimdi ben burada 1 bölü k çarpı k artı 1 Dersem eğer veya bu integralde de karşına çıkabilir, türevde de karşına sıkça çıkabilir, logaritmada da çıkabilir. Yani AYT'nin çeşitli konularında bak trigonometride bile karşına çıkabilir. O yüzden burayı e, iyi not al bu kısmı ben bu notu unutma. E, hatta eğer yeni çalışmaya başladıysan bir çalışma masanın karşısında da böyle duvara e, yapıştırabileceğin bir şeyler varsa mutlaka ama mutlaka bunu yapıştır. Çok işine yarar çünkü tamam mı? Hiç ummadığın anda dersin ki aa böyle bir şey vardı. Şimdi 1 bölü k çarpı k artı 1, Yani k ve bir fazlası. Yani ardışık olacak şekilde varsa eğer sen bunu şu şekilde düzenleyebilirsin. İyi dinle beni. Burada 1'i elde edebilmek için 1 bölü k eksi 1 bölü k artı 1'e eşittir arkadaşlar bu. 1 bölü k'dan 1 bölü k artı 1'i çıkarırsan bunu bulursun. Nasıl mı? Şu şekilde eğer ki burayı k ile burayı k artı 1 ile genişletecek olursan üst taraf k artı 1 eksi k bölü k çarpı k artı 1 olacağı için burada k ile eksi k birbirini götürür. Bak 1 bölü k çarpı k artı 1 gelir. Tamam bu notu mutlaka al. Soruların içerisinde mutlak suretle işine yarayacak. Şimdi burada ben o zaman ne görüyorum? n eksi 6 ve n eksi 5 görüyorum. Yani bunlar ardışık. Şimdi burada küçük olan hangisi? n eksi 6. Bak küçük olanı sol tarafa büyük olanı sağ tarafa yazmışım. O halde burası 1 bölü n eksi 6 eksi 1 bölü n eksi 5'tir diyeceğim. Peki şimdi burada 7'yi 8'i 9'u 10'u 10 için 55 için 55'e kadar bunları tek tek yaz ve topla demiş. E meşakkatli değil mi hocam? Yani yorucu değil mi bu? Yok değil yani öyle sandığımız gibi değil. Çünkü biz bu yöntemi zaten işimiz kolaylaşsın diye size gösteriyoruz. Şimdi mesela 7'yi yazarsam 1 bölü 1 Değil mi? 7'yi şurada yerine yazdım. Burası ne olur? Eksi 1 bölü 2 olur. 8'i yazarsam bu sefer artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 olacaktır. 9'u yazarsam 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 olacaktır bu sefer de. Artı nokta 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 devam ediyorum. 55'i yazalım şimdi. 55'i yazarsam 1 bölü 49 eksi 1 bölü 50 olacaktır. Şimdi dikkat et. Ben bunları nasıl toplayacağım? Bak. Eksilisinin hemen yanında artılısı var zaten. Gitti, gitti. Eksilisi artılısı gitti gitti. Eksilisi şurada bir tane 1 bölü 4 olacaktı gitti gitti. Burada bir eksi 1 bölü 49 artı 1 bölü 49 var demek ki bunlar da gitti. Geriye kalan tek işlem bizim için şu oldu. 1 bölü 1'den yani 1'den 1 bölü 50'yi çıkar diyor. 1 eksi 1 bölü 50 bu işlemi yapacak olursam da 1 ile 50'yi çarptım 50 1 çıkardım 49 bölü 50 bana cevabın ta kendisini verir. Doğru cevabımız da B şıkkı olur dedik sevgili gençler. Evet. 11. ÖSYM bakışı bitirdik. 11. sayfamızda bitirdik böylelikle. Ve devam ediyorum bir diğer sorunla. Şimdi 12. sorudayız arkadaşlar. Şöyle bir tık uzaklaşırsam sorunun daha net sığacağını düşünebilirim. Evet aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz sorumuza ne demiş? A, B, C, D sayıları var. Bu işlemler yapıldığında yani artı, çarpı, Bölme ve çıkarma işlemleri yerleştirdikten sonra A B C D sayıları arasında A küçük B küçük C küçük D elde ediyor. Yani yukarıdan aşağı doğru küçükten büyüğe doğru sıralanmış oluyor diyor bana. Acaba diyor yerleştiren işlemler yukarıdan aşağı hangi sırada olabilir? Şimdi A şıkkını deneyelim bakalım. A şıkkı için hocam burada denememiz gerektiğine başka ne yapacaksın? Denememiz gerektiğini nereden anladın diye sorarsın başka ne yapacaksın zaten? Tamam yani denenecek soru var denemeyecek soru var. Şimdi gençler yani bunu denemeden zaten yapamazsın. A şıkkına bakıyorum. Bölersem eksi 1 bölü 2 gelir. Toplarsam ikinciyi 1 gelir. Evet eksi 1 bölü 2 birden daha küçük güzel. Çıkarırsam eksi 3 gelir ama 1 eksi 3'ten küçük değil. Demek ki A şıkkı gitti. B şıkkına bakıyoruz. B şıkkında toplarsam 1 gelir. Çıkarırsam eksi 3 gelir patladı. Bak patladı. Sonuç olarak ee, ne diyoruz? 1 eksi 3'ten daha küçük değildir. Gitti. C şıkkına bakıyorum. Çarparsam eksi 2. Bölersem eksi 1 bölü 2. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Toplarsam 1. Evet bu da doğru. Çıkarırsam eksi 3 gelir. Eksi 3 bunların her birinden daha küçük. Son sırada olamazdı. Gitti. D şıkkına bakıyorum. Çarparsam eksi 2. Güzel. Toplarsam 1. Bölersem eksi 1 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 2'den daha küçük değildir. Gitti demek ki cevap E'ymiş. E'ye de bakalım hadi seninle beraber. Çıkarırsam eksi 3. Çarparsam eksi 2 Bölersem eksi 1 bölü 2 Ve toplarsam 1 gelecektir arkadaşlar Bu ve yukarıdan aşağı doğru küçükten büyüğe doğru sıralanmış oldu Doğru cevabımıza E şıkkı dedik böylelikle Ve geçiyoruz 13. örneğimize arkadaşlar Evet güzel bir örnektir kendileri ÖSYM tarzı güzel böyle hem sembol kullanma yeteneğini ölçüyor hem işlem yeteneğini hem denklem çözme yeteneğini ölçüyor. O yüzden değerli bir soru. Hadi bakalım. Diyor ki ifadesindeki gri boyalı zemin yani şurasından bahsediyor. Eğer mavi olursa bu işlemin sonucu AB ile CD'yi çarpıp topla anlamına gelirken gelirken eğer turuncu olursa diyor A ile B'yi toplayıp C ile D'yi toplayıp çarp anlamına geliyor demiş bize. Yani diyor ki mavi olursa çarpımların toplamı Turuncu olursa toplamların çarpımı anlamına geliyormuş. Şimdi burası mavi burası turuncuyken bu eşitlik varsa x kaçtır diye soruluyor. O zaman mavi varsa ne yapıyordum? Bununla bunu çarpıyordum 4x. 1 ile 2'yi çarpıyordum 3 bunları topluyordum. 4x artı 3 eşittir. Turuncu zemin varsa bununla bunu topluyordum 4 artı x. Çarpı bununla bunu topluyordum 3. Evet denklemimiz bu artık soru bitti bence. 4x artı 3 Eşittir. 3'ü içeri dağıtıyorum. 12 artı 3x yaptı. 3x'i sol tarafa postaladım. X geldi. 3'ü sağ tarafa postaladım. 9 geldi. X kaçtır diye sorulmuştu. Hatalı mı yaptım acaba diye düşünüyorum. Hemen bir bakıyorum arkadaşlar. Şurada 1 ile 2'yi toplamayacaktık. Çarpacaktık. Evet hatalı yapmışım. Şuralar sevgili arkadaşlar düzelecek. Şurası 2. Burası da 2. Çarpmıştık çünkü. 3x'i bu tarafa aldım. X 2'yi diğer tarafa aldım. 10 geldi. X'imiz 10'muş. Doğru cevap da 5 hakkında verilmiştir diyeceğiz. 14. ÖSYM bakıştayız artık. Devam edelim. Yukarıda verilen işlem zincirinde kutular içine toplama, çarpma ve bölme sembollerinden biri. Her sembol birer kez kullanılarak yerleştirildiğinde eşitlik sağlanıyormuş. E buna göre kutuların içine soldan sağa doğru hangi semboller yerleştirilmeli diye soruluyor. Hmm. Hadi düşünelim. Şimdi tabi bu da yandaki soru gibi. Şıkları tek tek yerine yazarak bulacaksın. Şimdi mesela 12'yi A şıkkını deniyorum. Artı 3 bölü 4 çarpı 2 eşittir 12 yapar mı diye düşünelim. Tamam mı? 3'ü 4'e böldüm 3 bölü 4 2 ile çarptım 6 bölü 4 12 eklersem gelmez. Demek ki A şıkkı olmuyor. Devam. Şurada ne var? Bölme çarpma ve toplama. 12 bölü 3 çarpı 4 artı 2. 12'yi 3'e böldüm. 4. 4'te 4 ile 4'ü çarptım. 16. 2 ekledim. 18 yaptı. 12 gelmedi. B de gitti. C şıkkına bakıyorum. 12 çarpı 3 artı 4 bölü 2. 12 ile 3'ü çarptım. 36. 4'ü 2'ye böldüm. İşlem önceliğine de dikkat edeceksin tabii. 2. Toplarsam 38 geldi. Bu da elendi. D şıkkına bakıyorum. 12 artı 3 çarpı 4 bölü 2 var. 3 kere 4 12. 12. 12'yi 2'ye böldüm 6. 6 ile 12'yi topladım 18 yaptı. Bu da elendi. Bir de E şıkkına bakalım. Doğru cevabımız buymuş. E şıkkında da 12 bölü 3 artı 4 bölü pardon çarpı çarpı 2'miz var. 12'yi 3'e böldüm 4. 4 ile 2'yi çarptım 8. İkisini topladım mis gibi 12'yi verdi. Demek ki cevabımız gerçekten E şıkkıymış. Doğru cevap buydu. Geçtik 15. ÖSYM bakışa. Evet Sorumuza bakalım. Diyor ki abi tam sayı. Eyvallah. Tam sayılar kümesinde aşağıdaki işlemler tanımlanıyor. Mavi ise a kare eksi a. Turuncu ise a küp eksi a kare. Yeşil ise a eksi 1. Buna göre x, y ve z birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. Ahan da bu işlemin sonucunun en büyük tam sayı değeri için x artı y artı z toplamı en çok kaçtır diye sorulmuş. Düşünelim şimdi x bölü demiş. Şimdi ben o bölüleri kesirli yazmak istiyorum şu şekilde. x bölü. Şimdi 3 turuncudaydı. Turuncuda yerine yazalım. 27 eksi 9 18'i verir bize. Daha sonrasında arada bir artı var. Yolumuza devam ediyoruz. y'miz var burada. y bölü. Şimdi 2'yi mavinin içine koymuş. 2'nin karesi 4. 2 çıkardım 2 geldi. y bölü 2 oldu yani. Artı z bölü. Bak z bölü. 6 yeşilin içerisinde 6'dan 1'i çıkardım 5 geldi. İşte bunun en büyük tam sayı değerini bulacağım. Yani maksimum tam sayı değerini bulmam gerekiyor benim. Tamam? Eşittir diyelim hatta. Eşittir yazalım. Peki ben bunun en büyük maksimum tam sayı değerini nasıl elde edebilirim? Ee, bunu bulduktan sonra da tabii en büyük x artı y artı z'nin en çok değeri soruluyor. Şimdi arkadaşlar unutmayalım, a bir tam sayıydı. A bir tam sayıydı ve biz 3, 2 ve 6'yı buraya yazdık ama şurayı unutmuyorsun. X, Y, Z birbirinden farklı rakam. He, tamam. Şimdi daha dar düşünebiliriz. Çünkü ben burada X, Y, Z'yi ne bileyim sonsuz bile seçebilirim yani. Tamam. O yüzden rakam dediği için burada bir duraksamamız lazım. En büyük rakamları düşünelim. 9, 8, 7 gibi. Bunları yerine yazarsam sağlar mı diye düşünelim öncelikle. Mesela ben burada şu kısmı X'i 9 seçersem. X 9 olursa 9'u x gibi oldu. Orayı düzeltelim. x'i 9 seçersem buranın değeri 1 bölü 2 olacaktır. Pekala. Artı e, y'yi de 8 seçeyim o zaman. 8 bölü 2'den 4 gelir hocam. Bak y'yi de 8 seçtim. Z'ye geldim. E, bölü 5'i var bunun. Bölü 5 ile birlikte eğer şu şekilde paydası 2 olacak bir şey yakalarsam hani paydası 2 olacak bir şeyde bir şey yakalarsam topladığım zaman bu tam sayıya erişebiliriz. Ama paydası 5 olduğu için bunu sanırım yapamayacağım. Değil mi? Bunu yapamayız. Peki o zaman buradaki 8'den vazgeçelim. Çünkü 9 zaten olabildiğince büyük bir sayı. 8'den vazgeçelim biz. Yani orası 8 olmasın da mesela 7 olsun. 7 bölü 2 dersem Artı z'yi de 5 seçersen 5 bölü 5 gelir. Bak 7 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı kaç yapar? 8 bölü 2. Yani 4 gelir. 5 bölü 5 de 1'dir zaten. E topladığım takdirde burası 5 olur. Ve böylelikle ben x artı y artı z toplamını da elde etmiş olurum. Neler yazdım? 9 yazdım. 7 yazdım. Topladım 16. Z'yi de 5 seçtim arkadaşlar. 16, 5 daha 21 yapar. Ve cevabımız da e şık olur diyebiliriz. Evet 16. ÖSYM bakıştayız. Valla şöyle düşünüyorum düşünüyorum ciddi anlamda hani bir tyT matematik kampı yapıyoruz tamam okey ee, sıkıntı yok burada daha çok e, kampta konu öğretimi ön plana çıkmakta kampların tamamında konu öğretimini zaten yapıyoruz. Şimdi biz daha kampın 3. E, günündeyiz ve 3. gününde gençler karşımızda bu tarz sorular çözüyoruz değil mi yani karşımızda bu tarz sorular var çözülemeyecek derecede zor mu? Değil. Yani düşünüyorsun bunlar çözülemeyecek derecede. Bak 15 tane soru çözdük. Aralarında şunu söylediğim bir şey var mı? Ya bu soru çok zordu dediğim bir soru var mı? Yok. Yani tamamı ÖSYM tarzında olan sorular. Hani bazı sorularda evet bir tık ÖSYM'nin alt seviyesinde kalmış olabilir ama tabii kazanımdan ÖSYM'ye geçiş yaptığımız için arada köprü rolü oynuyor bu tarz sorular. Ama ÖSYM tarzında sorular çoğu ve Düşünüyorsun çözülemeyecek bir soru var mı? Yok. Yani sen daha çalışmaya başladın. tyT matematiği çalışmaya başladın. Ve üçüncü günden ÖSYM tarzı sorular görüyorsun. E, bu tarz sorular çözebildiğim için, sizlere gösterdiğim için de kendimi ekstra ekstra mutlu hissediyorum açıkçası. E senin de bunları görmen lazım zaten. Tamam? Yani ciddi anlamda görmen lazım. Yani genel itibariyle ne oluyor öğrenciler? E, başlıyorlar. Bir kampla e, devam ediyorlar. İşte birinci test, ikinci test, üçüncü test çözüm oluyor eyvallah. Ama o çözümlerden sonra ÖSYM tarzı bir denemeyle karşılaştığında eli kolu çok hareket edemiyor. Çok bir şey yapamıyor ve hani düşlediği şey bir kamp bitirdim üstüne de şunları bitirdim artık denemede ben 30 civarı yaparım diyor. Denemeye bir giriyor 18 net yine. İşte bunların olmaması için ÖSYM bakışlar bizim için inanılmaz derecede kıymetli gençler. Aklınızda bulunsun. Evet lafı fazla uzatmayayım devam edeceğim. ÖSYM bakış 16'dayız demiştik ve sorumuza bakalım. Birden 6'ya kadar numaralandırılmış 6 kutu içindeki sayılar ve bu sayılarla yapılacak işlemler aşağıdaki şekilde gösterilmiş arkadaşlar. Yukarıdaki işlemde eşitliğin sağlanabilmesi için numaralandırılmış 6 kutudan hangi ikisinin içindeki sayıların yerlerinin değiştirilmesi gerekir diye soruluyor. Şimdi eşitlik şu an sağlanmıyor. Yani şurası 4. 4'e 7 ekledim. 11. 12'yi 2 ile çarptım 24. 3 çıkardım. 21 geldi. 11'i 21'e eşit değil ama ben numaralandırılmış kutulardaki sayılardan iki tanesinin yerini değiştirince eşitlik sağlanacakmış. Acaba hangisi diye soruluyor. Şimdi 2 ile 4'ü yer değiştirirsem yani şöyle 4'ü buraya 12'yi buraya alırsam 12 artı 7'den 19 gelirken burası 8 eksi 3'ten 5 geldi. Olmuyor abi. Tamam. Yani A şıkkı elendi. Bu gitti. Peki 1 ve 6'yı yer değiştirirsem. Yani buraya 3'ü, buraya 7'yi yazarsam diyor. E hocam burası 4 3 daha e ne yaptı? 7 yaptı. E buraya bakıyorsun 24'ten 7 çıktı 17 geldi. 17 7'ye eşit mi? Değil. O halde demek ki B şıkkı da sağlamıyor. Hemen bunu da eledim. C şıkkına geldim. 4'te 6 demiş. Yani 3'ü buraya 12'yi buraya al demiş. E 3 kere 2 6 10, 6'dan 12 çıktı. Eksi 6 geldi. Bu taraf pozitifti. Pozitif negatif eşit olamaz. Demek ki C şıkkı da elendi gençler. Bu da gitti. D'ye bakıyorum. 3 ile 5 demiş. Yani 2'yi buraya 1'i buraya al demiş. 4'ü 2'ye böldüm 2. 7 ekledim. 9 geldi. 12'yi 1 ile çarptım 12. 3 çıkardım 9 geldi. Peki 9 9'a eşit mi? Aynen öyle. O halde doğru cevabımız da D şıkkına verilmiştir. E şıkkına da sen kendin bakmanı rica ediyorum devam ettim 17 ile. 17. ÖSYM bakıştayız artık. M ve N birer doğal sayı olmak üzere aşağıdaki kutuların içine toplama ve çıkarma işlemleri her kutuya yalnızca bir tane işlem gelecek şekilde yerleştirildiğinde iki eşitlikte sağlanmakta. Buna göre M doğal sayısının alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş bize. Çok güzel bir soru. Ve hani şimdiye kadarki soruların içerisinde bence bana göre hani evet hepsi ÖSYM tarzı ama Hani ÖSYM koyduğum zaman hiçbir şekilde sırıtmayacak ilk soru budur diyebilirim. Yani ilk soru bu de, demeyim de e, en yakın ÖSYM'ye en yakın soru bu diyebilirim. Bu benim nazarımda tabi. Barış hocam ne düşünür bilemem. Şimdi şöyle ki toplama ve çıkarma işlemlerini yazacağız biz buraya. E, ben bunları yazdığım takdirde N değerleri elde ederim. Bu ne değerlerini elde ettikten sonra da N'leri burada kullanarak bu sefer de M değerlerini elde etmeye gayret gösteririm. Yani şu şekilde mesela ben ikisine de artı işareti yazarsam 4 artı 4 artı 4'ten nenin alabileceği değer 12'dir derim. Buraya artı buraya eksi yazarsam eksi 4 artı 4 gider ve n 4'ü de alabilir derim. Veya ikisine de eksi yazabilirim. Yani şu şekilde eksi eksi yazarsam 4 eksi 4 0 4 daha çıkarırsam ne eksi 4'ü de alabilir derim. Şimdi devam. Eğer 12 ise bak burası 12 burası 12 burası 12 ise tamamı artı olursa m'nin alabileceği değerlerden bir tanesi 36'dır. Güzel. Eğer burası artı burası eksi ise eksi 12 artı 12 birbirini götürür ve m değerimiz 12 gelebilir. Ve ikisi de eksi ise 12 eksi 12 eksi 12'den eksi 12 gelebilir. Pekala şimdi geldim 4'e n'nin 4 olduğu duruma geldim. N eğer 4 olursa şuralara 4'ü bir yapıştıralım tamamı artı olmuş olsaydı eğer M 12 olabilirdi. Güzel. 12'yi de zaten bulmuştuk değil mi? Eğer burası artı burası eksi olursa M bu sefer 4T olabilir. Ee, bir de ikisi de eksi olursa M eksi 4 olabilir. Peki N eksi 4 ise tamamı artıysa eksi 12 olabilir. Değil mi? Ee, bir tanesi artı bir tanesi eksi ise o halde m eşittir eksi 4 olur. İkisi de eksi ise m artı 4 olur diyeceğiz. Şimdi n'lere karşı m değerlerini bulduk. Lakin, lakin en başta bana bir şey söylemişti. Çoğumuzun yaptığı hata bu sorunun başında okuduğumuz ilk cümlenin ilk kelimelerini unutuyoruz. m ve n birer doğal sayı demişti. E doğal sayı dediği için eksi 4'e zaten bakmama bile lüzum yokmuş. Eksi 4'e baktığım için burada bulduğum 4 de benim için artık değersiz. Tamam o, o da bir doğal sayı ama o da değersiz. Buranın tamamı gitti. N12 doğal sayı bu da doğal sayı. Lakin 12'ye karşılık bulduğumuz eksi 12 değeri ve 4'e karşılık bulduğumuz eksi 4 değeri de bizim için artık değersizdir. Tamam niye? Negatif bunlar doğal sayı değil ki. O halde ne demişti bizden? M doğal sayısının alabileceği değerlerin toplamı 36 var 12 var 4 var 12'yi zaten yazmıştım. O halde 36 12 daha kaç yapar? 48 4 daha bana 52 verir. Doğru cevabımız da E şıkkında verilmiştir diyeceğiz gençler. Altta sorumuz kalmadı. 12, 13. sayfamızda devam ediyoruz. Sağ üst tarafta aşağıdaki kutular içerisine 18. ÖSYM bakış. 1, 3, 6, 12 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek biçimde yerleştirildiğinde oluşan sonuçlar ok yönünde gösterilmiş buna göre en kaçtır? Hangilerini yerleştiriyormuşuz gençler? 1 3 6 ve 12. Tamam. Şimdi şurada bir şeyi bir şeye bölmüşüm 4 bulmuşum. Burada da bir şeyden bir şeyi çıkarıp 2 bulmuşum. Şimdi ikisinin farkı 2 ise e doğal olarak ben buraya 3 buraya 1 yazmam mı? E bir şeyi 3'e bölünce 4 geliyorsa buraya 12'yi yazarım. Açıkta kalan sadece 6 var. 6'yı da buraya yazarım. O zaman N kaçtır arkadaşlar? 18'in ta kendisidir. Yani cevabımız E şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Şimdi Hocam bu çok basit değil miydi? Diyebilirsin. msü sınavlarına bir bak bakalım. Bu tarz sorular görecek misin? 2018'den bu yana biraz kurcaladığın takdirde. Bu basitlikte sorularda var. Evet şimdi şöyle bir durum var. E, bu yıl girdiğiniz, e, girdiğiniz demeyin. Mezun tayfa varsa evet girdiğiniz. Ama 12. sınıflar varsa. <laughs> sizden bir yaş büyüklerin. E, sizden bir dönem öncekilerin girdiği diyelim. 2024 AYT'yi düşünün. Sorular... ...kendi içlerinde çözülebilir durumdaydı ama... ...kolay soru sayısı çok az olduğu için yapamamıştınız. Ama bir önceki senelere baktığınız zaman, 2021 harici... ...önceki senelere baktığınız zaman gayet çözülebilir... ...böyle gözünüzün ucuyla çözülebilir sorular da vardı. Gözünle çözemeyeceğin, kalemle de uğraşacağın sorular da vardı. Yani soru dağılımı daha iyiydi. Stabildi, dengeliydi. Ama 2024'te bu şekilde değildi. Yine dediğim gibi eğer normal standartlarda bir sınav olursa yine bu tarz sorularda karşınıza gelecektir gençler. Dua edin kolay göre güzel kolay demeyim de güzel dağılımı olan bir sınav olsun. Yani zor soru sayısı da yeterli olsun kolay soru sayısı da yeterli olsun. Daha iyi ölçücü bir sınav olacağını düşünüyorum bu şekilde. İçerisinde x tam sayısının yazıldığı en kenarlı bir çokgenin değeri x artı n bölü x eksi n biçiminde bulunuyor. Mesela 6 mı var dörtgenin içerisinde? 6 ile 4'ü topluyorsun. 6'dan 4'ü çıkarıyorsun. 5 yazıyorsun. Şimdi o halde iki tane dörtgen iç içe girmiş. Bak önce içerideki dörtgeni halledeceğiz. Dörtgen olduğu için önce ben A'ya 4 eklerim. Sonra A'dan 4 çıkarırım. Ve içerideki çokgenin değeri buyken artık şunu söyleyebilirim. Bu da bir dörtgenin içerisine alınmış. Şimdi içeridekini buldum. Şu. O da bir dörtgenin içerisinde. O dörtgen de bu. Ve bunun cevabı eksi birmiş. Şimdi ben burada verilen işlemi bu sefer a artı 4 bölü a eksi 4 sayısına uyarlayacağım. Yani a artı 4 bölü a eksi 4 dışarıda ne vardı? Dörtgen. Bir 4 ekleyeceğim. Bir de a artı 4 bölü a eksi 4'ten bir de 4 çıkaracağım ve eşittir eksi 1 diyeceğim. Tamam. Burada eğer ki eğer ki şunu yapacak olursak ben içler dışlar çarpımı yaparsam a artı 4 bölü a eksi 4 şimdi Paydada ne var? 1 var değil mi? Artı 4 dedim eşittir. Eksi parantezinde a artı 4 bölü a eksi 4 ve eksiyle çarptığım için de artı 4 gelecek. Şimdi her iki tarafa bakıyorsun artı 4'ler mevcut. Cort, cort gitti mi gitti. E şimdi buraya bakıyorsun a artı 4 ile a, a, artı 4 bölü a eksi 4 ile a artı 4 bölü a eksi 4'ün eksilisi birbirine eşit. Bak sakın ha burada işlem falan yapma. Birazcık uyanık olmakta fayda var. Şunla şu aynı değil mi? Aynı. Aynı olmasına rağmen eksilileri birbirine nasıl eşit olur? Tabii ki bunlar sıfırsa. Demek ki a artı 4 bölü a eksi 4'ümüz sıfırmış. Bunun sıfır olabilmesi için de şartımız neydi? Pay kısmının sıfır olması. Yani a kaçmış arkadaşlar burada? Eksi 4'ün ta kendisiymiş. Yani cevabımız a şıkkında verilmiş diyeceğiz. Ve geçtim. Örnek 20'ye. ÖSYM bakış 20'ye gençler. Şimdi pozitiflik negatiflikle alakalı bir soru. Kazanım bakışlarının içerisinde de çözmüştük buna benzer bir soru ve ben size şöyle bir uyarıda bulunmuştum. Demiştim ki arkadaşlar çift kuvvet görüyorsanız onları görmezden gelebilirsiniz ve tek kuvvetlerin de sadece kuvvetlerini görmezden gelebilirsiniz. Bu şekilde C'nin negatif olduğu ortaya çıkıyor bakın. C negatifse A ile çarpıldığı zaman yine negatif oluyorsa A kesinlikle pozitiftir. Ve C negatifte A pozitifte A ile C'nin çarpımı negatiftir. Negatifle neyi çarparsam pozitif olur. Tabii ki negatif. Yani B'de neymiş? Negatif. Şimdi A, B, C'yi sıralayacağımız için hemen artı eksi eksi diyeceğim. Artı eksi eksi de D şıkkında mevcut. Bana cevabı bu verecek. Doğru cevabımız D'ydi. Şimdi devam edelim. 21. ÖSYM bakışta. X, Y'den, Y de Z'den küçük. Ve Z ile Y'nin çarpımı sıfırdan küçükmüş. Şimdi Z ile Y'nin çarpımı sıfırdan küçükse Bunlardan birisi eksi, öteki artıdır. Ve tabii ki y, z'den küçük olduğuna göre o halde y eksidir, z artıdır. Ve negatif bir sayıdan küçük olan x de tabii ki negatiftir. Şimdi işaretleri bulması gayet kolay oldu değil mi? Buna göre y sıfırdan küçüktür diyor doğru. x ile z'nin çarpımı sıfırdan küçüktür diyor. Biri eksi, biri artı. E doğru mu? E bu da doğru hocam. Peki y artı x sıfırdan küçük müdür? x de y, x de negatifti. İki tane negatifin toplamı negatiftir. O halde bu da doğru. Cevabımız da tabii ki 1, 2 ve 3 olacaktı diyebiliriz. Artık hazırız 22. ÖSYM bakış için. 22. ÖSYM bakışta bize şundan bahsetmiş. Çorabım çıktı. <laughs> şundan bahsetmiş. A çarpı B çarpı C sıfırdan küçük. A bölü B sıfırdan büyük, B eksi C sıfırdan küçük. Ha dur bak, B eksi C sıfırdan küçükse, eksi C'yi karşı tarafa atarak B'nin C'den daha küçük olması gerektiğini söyleyebilirim. A bölü B sıfırdan büyükse, şunu da söylerim, ya ikisi de negatiftir, ya da ikisi de pozitiftir. Şimdi bak, A, B ve C dedim. Eğer A ve B ikisi de aynı işaretliyse, ikisi de eksi olabilir veya out ikisi de artı olabilir. Peki, B C'den küçükse, B C'den küçükse. BC'den küçükse ikisi de artı olduğu durumda bu da artıdır. BC'den küçükse burada bir yorum yapamıyorum. C pozitif de olabilir, negatif de olabilir ama şunu hiç kullanmadık. A bölü B sıfırdan büyükse A çarpı B de sıfırdan büyüktür. Ve C ile çarpıldığı zaman sonuç sıfırdan küçük geliyorsa demek ki C de negatiftir. Yani bunların alayı negatifmiş arkadaşlar. Doğrusu bu. Alttaki yanlış çünkü artı 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 çarparsam pozitif yapardı. Demek ki bu yanlış tamamı negatifmiş. E tamamı negatifse hangisi her zaman negatiftir diyor. Bakalım A şıkkına. Negatif 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 toplarsam negatif gelir. Doğru cevabımız A'ymış. Şunlara baktığımız zaman negatif olabilir, olmaya da bilir diyeceğiz. Mesela A ile B'nin çarpımı negatif. E bu da negatif. A ile B'nin çarpımı pozitif özür dilerim ikisi negatifti. Negatifle negatifin çarpımı pozitif. C negatifti. E, topla. Pozitifle negatifin toplamı negatif de olabilir. Pozitif de olabilir. Bundan bir şey söyleyemeyiz. Diğer şıkları da aynı şekilde eleyeceksiniz. Ve A'yı işaretleyeceksiniz. Geçtim 23'e. ABC sıfırdan farklı gerçel sayılarından yalnızca biri pozitif olmak üzere bana diyor ki A çarpı B çarpı C, B çarpı C, A çarpı C. Bu sayılardan ikisi negatiftir. İki tanesi negatif. Ve diyor ki şuradaki ABC sıfırdan farklı gerçel sayılarından yalnızca biri pozitiftir. Yani şöyle olay A, B ve C için konuşuyorum. Bir tanesi pozitif, diğerleri negatifmiş demek ki. Mesela bu A artı eksi eksi olabilir. Veyahut eksi artı eksi olabilir. Veyahut eksi eksi artı olabilir. Başka bir durum söz konusu değil. Bak başka bir şey söz konusu olamaz. Şimdi diyor ki şunlardan da diyor ikisi negatiftir. Hmm, bakalım. Şimdi A çarpı B çarpı C ilk duruma göre. Bak ilk duruma göre konuşuyorum. Şuna göre. A çarpı B çarpı C pozitif olacaktır. Doğru mu? B ile C'nin çarpımı hocam o da pozitif olacaktır. A ile C'nin çarpımı negatif olacaktır. Ama ikisi negatiftir demişti. Şu an ben ikisini pozitif buldum. Demek ki birinci durum sağlamıyor arkadaşlar. Bu elendi. Geldim ikinci duruma. A çarpı B çarpı C pozitiftir. B ile C'nin çarpımı negatiftir. A ile C'nin çarpımı pozitiftir. Demek ki bu da olmuyor. Çünkü ikisinin negatif olmasını istiyoruz biz. O halde bu durumda gitti. Şimdi üçüncü durumdayım. Buradayım. Demek ki bu sağlayacak. A çarpı B çarpı C pozitif olur zaten. İki tane eksi bir tane artının çarpımı artıdır. B ile C'nin çarpımı eksidir. A ile C'nin çarpımı da eksidir. Bak eksi kere artı eksi kere artı. Çok güzel. Demek ki artık ben A'nın negatif B'nin negatif C'nin pozitif olması gerektiğini biliyorum. Yani sağlayan durum bu. O halde A ile B'nin toplamı hangileri negatiftir diyor ya. İki tane negatifin toplamı negatiftir. Doğru. C'den A çıkarsa ben pozitif bir sayıdan negatif bir sayı çıkarırsam pozitif bulurum bu gitti. B'den C çıkarsa negatiften pozitifi çıkarırsam yani küçükten büyük çıktığı için negatiftir. Yani bu da negatiftir. Cevabımız 1 3tü yani cevap D şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlarım. Evet 14. sayfayı da bitirdik ve geçtik. 15. sayfamızda ÖSYM bakış 24'teyiz. A, B ve C sayılarının üçü de birbirinden farklıymış. Birbirinden farklı. A eksi B şuradakinden bahsediyoruz A eksi B. B eksi C'den bahsediyoruz ve C eksi A eksi 4'ten bahsediyoruz. Bunlar tek basamaklı sayılarının ikisi negatifmiş bir tanesi pozitifmiş. İkisi negatif biri pozitif ve A B C de rakamdı birbirinden farklı rakamdı. Ve C sayısı aynı zamanda A kere B'ye eşitmiş. A eksi B kere C işleminin sonucu soruluyor bana. Şimdi düşünelim. C sayısı nasıl a kere b'ye eşit olur? Mesela ben burada a ve b'den herhangi bir tanesinin 1 olamayacağını iddia ederim. Neden? a'yı 1 seçersem bir kere b eşittir b'yi vereceği için b ile c birbirinin aynısı olmuş olan ama üçü de birbirinden farklı demişti bana. O halde ben a ve b'den herhangi bir tanesini bir seçemem. Ve bu durumda bunu 2, bunu 3 dahi seçsem c 6 geleceği için burada en büyüğün c olması gerektiğini anlarım. C en büyükmüş abi. C'yi şuraya yazdım. Şimdi buraya A ve B'yi yazmam gerekiyor ama sıralaması nasıl onu bilmiyoruz. Bakalım. Şimdi C en büyük olduğuna göre B'den C'ye çıktığı zaman mecburen negatif olacak. B C'den küçüktü çünkü. O onu biliyoruz. Peki A da B'den küçük olsun desem, A B'den küçükse burası da negatif olur. Şimdi şuraya baktığımız zaman aslında bu sayı C'den A artı 4'ün çıkarılmış halidir. Bak içeri dağıt da eksiği C eksi A eksi 4 gelir. Şimdi bunu da pozitif olarak kabul edeceğim. O halde A'yı B'den küçük küçük kabul ettim ya. Burası A burası B demem gerekiyor. Ve burası da zaten pozitif gelecek. Şimdi ben burada sağlayan ikilileri bulmam gerekiyor. Mesela 2 çarpı 3 eşittir 6 ve 2 küçüktür 3 küçüktür 6 oluyor değil mi? Bunda bir sıkıntı yok. Peki başka mesela A'yı 2 seçsem B'yi 4 seçsem C 8 oluyor. Böylelikle 2 küçüktür 4 küçüktür 8 de bu eşitsizliği sağlıyor. A'yı 2 bunu 5 seçersem C 10 oluyor kafadan olmaz. Bunu 3 bunu 4 seçersem 3 kere 4 12 oluyor. C 12 rakam da olmaz. Demek ki sağlayan 2 tane var. Biri buymuş biri de bu. Peki tabi bu bizim kabulümüze göre gerçekleşiyor şu an. Tamam. Peki benden istenen şey şunun pozitif olmasıydı. Ben hala bunu pozitif yapmadım. Şimdi buna bakalım. C eksi A eksi 4'ün pozitif olması gerekiyorken ben birinci bulduğum eşitsizlikte kullandığım A'yı, B'yi, C'yi buraya yerleştirsem. Mesela 6 2 4 eşittir kaç yapar? 0. 0 pozitif mi? Hayır. Bu gitti abi. İkincisine bakalım şimdi şuna. 8 2 4. A'yı 2 ve C'yi 8 kabul etmiştik. Çıkarırsam 2 gelir. 2 gayet pozitiftir. Demek ki sağlayan sayılar bunlar. A 2'ymiş. B 4 ve C de 8'miş. A 2 iken şunu yazıyorum. 2 eksi B kere C yani 4 kere 8. Yani 2 eksi 32 yani eksi 30 38 değil eksi 32 eşittir eksi 30 bana cevabın ta kendisini verir. Doğru cevabımız c şıkkı olacaktı. Geçtim 25'e x ve y gerçel sayılar olmak üzere eşitlikteki x sayısı bir miktar azaltıldığında a sayısı bir miktar artıyor. Şimdi ben x'i azaltınca a sayısı artıyormuş gençler. x azalıyor a artıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Normal şartlar altında ikisi ben azaltınca ağının da azalması gerekmiyor mu? Mesela şöyle düşün, 10 eşittir 5 kere 2 değil mi? Ben şimdi 5'i 4 yaparsam, bak azalttım. E bak burası da azalıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Arkadaşlar, bu şu şekilde mümkün olabilir. Mesela ben ben şöyle bir şey yapsam, eksi 5 kere eksi 2 desem mesela. İkisi de negatif olsa x ile y'nin. Şöyle yapalım. a eşittir x çarpı y diyelim. Şimdi eksi 5'i azaltayım. Ne yazayım? Eksi 6 yazayım mı? Azaltmış olurum değil mi? Eksi 6 çarpı eksi 2 neyi verir? 12'yi. Bak x azalırken a arttı. Muhteşem oldu. Çok güzel diyor ki eşitlikteki x sayısı bir miktar azalınca a sayısı arttığına göre burada verilen sayılardan kesinlikle negatif olanlar soruluyor. Ha şimdi a pozitif olabiliyor bak. O zaman a'yı silerim ben. Ama x ve y'nin ikisinin de negatif olması şart be canım. Tamam mı? Bundan kaynaklı y kesinlikle negatiftir. Ve yine bundan kaynaklı x negatifken a pozitif diye çarparsam negatif gelir. Bu da kesinlikle negatiftir derim. Ve 25. sorumuzun cevabı da böylelikle 1 3 olmuş olur arkadaşlar. Tam böyle var ya MSU'de veya TYT'de karşına net bir şekilde çıkabilecek bir soru. Tamam bu sorulara işaret koy. Uyardığım sorulara işaret koymanı rica ediyorum. Geçtim 26. ÖSYM bakış sorusuna. A ve B tam sayılar olmak üzere denilmiş. A x eksi 6 iken B de x artı 5'miş. A kere B sıfırdan küçük olduğuna göre sonlu sayıdaki x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı soruluyor bana. Şimdi A kere B'nin negatif olduğunu biliyorum. Aslında bakarsan x eksi 6 sayısıyla x artı 5'in çarpımının ben negatif olması gerektiğini biliyorum. İkinci dereceden eşitsizlik çözmeyeceğim. Çözmeyeceğim abi. Şimdi burada bunların çarpımı nasıl negatif olur? Şöyle olur. Mesela burada x'ten 6 çıkarmış ve x'e 5 eklemiş ya. Bu negatifken bu pozitifken olabilir veya bu pozitif bu negatifken olabilir. O halde ilk kabulümüze bakalım. X eksi 6 eğer negatifse x kesinlikle 6'dan küçüktür. X artı 5 eğer pozitifse x kesinlikle eksi 5'ten daha büyüktür. Ve ben böylelikle eksi 5 küçüktür x küçüktür 6'yı elde ederim. Geldim ikinci kabulüme. X eksi 6 pozitif olsun diyeceğim. Yani x 6'dan büyüktür diyeceğim. Ve x artı 5 sıfırdan küçük olsun diyeceğim. X küçüktür eksi 5 olsun diyeceğim. Şimdi x eksi 5'ten küçükken yani şöyle eksi 5 burada 6 e, da burada hocam. Eksi 5'ten küçükse ve 6'dan büyükse bu gösterdiğim yerleri kapsıyoruzdur değil mi? E ne demişti sonlu sayıdaki? Ulan şimdi eksi 5'ten küçük sonsuz tane x var. 6'dan büyük sonsuz tane x var. Değil mi? Eğer ki ben bunları seçersem. Bunları seçersem ki zaten kesişimleri de yok. Sonlu sayı da olmaz. E sonlu sayıdaki x'ler nerededir? İşte burada. Buradadır arkadaşlar. O halde burada kaç tane tam sayı vardır? X tam sayıydı. Yani A ve B tam sayıysa X de tam sayı olmak zorunda ya. O zaman buradaki tam sayılar eksi 4'ümüz var. Eksi 3'ümüz, eksi 2'miz, eksi 1'imiz, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5'imiz var. 6'mız yok. Bunların toplamı sorulmuş. E toplarken de eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 4, 3, 2, 1 bunlar birbirini götürür. 0 ile 5'in toplamı bana 5'i verir. Doğru cevabımız da E şıkkı olmuş olur diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Evet 27. ÖSYM e bakıştayız artık. X ve Y. Gerçel sayılar olmak üzere. X, Y, X kere Y ve X artı Y sayılarının sayı doğrusu üzerindeki konumları aşağıda gösterilmiş. Peki buna göre bu sayı doğrusunda sıfır noktasının yeri numaralandırılmış kesikli çizgilerden kaç tanesinin üzerine yazılabilir diye sorulmuş. Şimdi sıfır, sıfır. Eğer şu kısımda olmuş olsaydı x'i mesela 1 bölü 2 bunu da 1 bölü 3 seçersem çarpımları 1 bölü 6 olacağı için daha küçüktür bunlardan ve toplamları da 5 bölü 6 olacağı için daha da büyüktür. O zaman 1 de olabilir. Tamam 1 de olabilir dedik madem 1'i işaretleyelim. Abi benim 0 noktam 1 de olabilir işareti koydum. Peki 2 de olsa yani 0 burada olsa şimdi x de y pozitifken çarpımları nasıl negatif olsun? Olamaz. O halde 2'yi elemem gerekiyor benim. 2 elendi. Bu gitti. Eğer ki 0 şurada olmuş olsaydı. 0. x negatif y pozitif olduğu için çarpımları negatif olacaktı. Olur. Toplamları da pek tabii pozitif olabilir. Yazılabilir diye sorulmuş. E olabilir. O halde 3'ü de işaretledim. 3 de olabilir. Peki devam edelim. Eğer ki 0 şurada olmuş olsa x ile y negatifken çarpımları nasıl negatif olsun pozitif olmalıydı sıfır burada olamaz ve sıfır yine burada olursa x ile y negatifken toplamları negatif olabilir ama çarpımları nasıl yine negatif olsun pozitif olmalıydı yani 4 ve 5 olamaz 1 ve 3 olabilir kaç tanesinde olabilir diye sorulmuştu kaç tanesi sıfır yazılabilir diye sorulmuştu cevabımız 5 olacaktı sevgili gençler dedik ve bir sonraki sayfamıza geçeceğiz. Yani sayfa numaramız 16 artık. Şimdi burada arkadaşlar aşağıda gösterilen hava pompası göstergesinde hava basıncı göstergede gösterilen sayı ile belirlenmektedir. İşte burada 10, burada 23, burada 32 göstergelerinde sayılar yazıyor. Mavi tuşa her basıldığında gösterdi, göstergedeki sayı 1 azalmakta. Yani şunlara bastığımız zaman 1 azalıyor. Sarı tuşa her basıldığında da gösterdeki, göstergedeki sayı 1 artmakta göstergedeki sayı şekil 1'deki gösterildiği durumdayken yani 10 yazarken mavi tuşa a kez sarı tuşa B kez basılsaydı şekil 2 elde ediliyordu demiş yani şöyle 10 sarı tuşa a kez basıyorsam a kez artar B kez mavi tuşa basıyorsam B kez azalır ve bu durumda da 23'ü elde ediyormuşuz <laughs> Yani bu durumda şunu söyleyebilirim ki a B eşittir 13 yazabilirim A eksi B'nin 13 olması gerektiğini anladık şu an. Pekala. İkinci verdiği bilgide de diyor ki mavi tuşa C kez basarsan ve sarı tuşa A kez bassaydın şekil 3'ü elde edeceksin diyor. Şimdi mavi tuş azaltıyordu. Aa, şu, bu arada şurayı yanlış yazmışız gençler. Mavi tuşa A kez sarı tuşa B kez demişti. Yanlış yazmışım özür diliyorum. O halde mavi tuş azaltıyordu ya Şurası B eksi A olacak ve B eksi A'yı 13 elde edeceğiz. Kusura bakmayın. Yine 10'da gösterildiği durumdayken yani şekil 1'deki gibiyken mavi tuşa C kez basarsam e, azalacak eksi C. Sarı tuşa A kez basarsam yani artı A olacak bu sefer de. E, ne oluyor arkadaşlar? Şekil 3 yani 32 oluyormuş. Böylelikle ben A eksi C'nin de tabii ki 22 olması gerektiğini anlayabilirim. Pekala. Şimdi ben bunu şu şekilde düşünebilir miyim? B'den A çıkmış 13, A'dan C çıkmış 22 kalmış. ABC için teklik, çiftlikle alakalı bir soru. Çifttir diye sorulmuş. Acaba hangileri tekken hangileri çift olabilir? Buna bakacağız. Şimdi B'den A çıkınca tek sayı kalmış. Demek ki B ile A teklik çiftlik bakımından birbirine zıt. Yani A tekse B çifttir ya da A çiftse B tek olmalıdır. A C de 22'ymiş. Yani A'dan C çıkınca çift sayı kalıyormuş. O halde A tekse, bak A tekse C de tektir ve A çiftse C de çifttir diyeceğim. İki tane ihtimalimiz var. Ya bu ya da bu. İkisinden birisi. Peki ama hangisi? Şimdi 3 tanesine bakacağız ve bu 3 tanesinde kesinlikle çift olanları arayacağız. Peki A ile B'yi çarpsam tek kere çift veya çift kere tek daima çifti verir. Ben bunun üzerine Teki eklersem yani birinci durumdakini kabul edersem C tek olursa çiftle tekin toplamı tek yapar Kesinlikle çift olur mu? Hayır Tek gelebiliyorsa kesinlikle çift olmaz Birinci öncül gitti bir olanları da eleyebilirsin böylelikle Geldim ikiye Şimdi A artı C Tekle tekin veya çiftle çiftin toplamı daima çifttir e Bu da çarpım durumunda olduğu için B sayısı ne olursa olsun çiftle çarpıldığı için çifttir Yani 2 olacak benim şıklarımın içerisinde A artı B artı C demiş. Tekle tekin toplamı çift, çift eklersem çift gelir. Çiftle çiftin toplamı çift, tek eklersem tek gelir. Tek gelebiliyorsa kesinlikle çift olmaz. O halde bu da gitti. Doğru cevabımız B şıkkındaki yalnız 2 olacakmış sevgili arkadaşlar. Böylelikle 16. sayfamızın sağ üst tarafındaki soruya geçebiliriz. Bu arada kitabımızla alakalı şunu da söylemekte fayda var. Özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi Tam anlamıyla ÖSYM tarzı bir kitap e, yazma gayretine girdik Barış Hocam'la beraber. Tabii çoğunluğunu Barış Hocam yazdı. E, yani benim yazdığım soru sayısı kitabın %20'si falandır. Belki de %15'i civarındadır. Çoğunluğunu Barış Hoca yazdı. Barış yayınları e, ekibi üstlendi bu görevi. Ve soruları yazarken de hep ÖSYM tarzı, ÖSYM ayarında olsun, öğrencilerin gözü hep aşina olsun diye hep şunu dikkat ettik. ...ilk dikkat ettiğimiz gereken şeylerden birisiydi bu. Bir, cümleler. Yani karmaşık kurmaşık olmasın. ÖSYM hani bir soruyu anlattığı zaman net anlaşılır olmasına dikkat ediyor ya... ...aynı şeyi biz de e, hedefledik, biz de amaçladık. Ve ikinci dikkat etmemiz gereken şey de şuydu. Şekiller. Kitaptaki şekiller. Kesinlikle stok fotoğraf kullanmadık. Yani hani internetten böyle bazı internet siteleri var... Oradan böyle e, Ne denir ona telifi ödenmiş telifi alınmış Görselleri alıp direkt oraya koymadık Görsellerin tamamı aynı ÖSYM'de olduğu gibi El çizmesi arkadaşlar Yani elle çizildi bütün görseller Tabi elle çizildilerken Yine bilgisayar ortamında elle çizildi Hiçbir şekilde yani mesela örnek veriyorum Hemen şuradaki görsele bakalım Mesela böyle bir e, Hava pompası şeyi yok Yani Böyle bir gösterge yok. Bu göstergelerin tamamı elle çizildi. Tamam hemen bak buna da bir tahsih girebilirim aslında. Bak bu taraf şurası şuradan daha yakın olmuş. <laughs> bir hemen tahsih de girebilirim. Yani tamamı elle çizildi. ÖSYM gibi Tamam ÖSYM de buna çok dikkat ediyor. Tamamı elle çizilmiş görseller oluyor. Hiçbir yerden satın alınmış bir görsel bulunmuyor arkadaşlar. Yine buradaki gibi ki elle çizilmiş olduğunu bak buradaki çizgilerden falan anlayabilirsin. Hem kitaba ayrı bir hava katıyor hem daha kaliteli gösteriyor hem de ÖSYM tarzı olduğu için. Yani sen soruların cümleleri ÖSYM tarzı eyvallah ama görselleri de ÖSYM tarzı olduğu için sen bu kitaptan çalışırken zaten şunu hissediyorsun. ÖSYM tarzı bir kitap çözüyorum. Bunun için mutluyum. Bunu bu cümleyi kurabilirsin. Evet. ÖSYM bakış 29'dayız. ÖSYM'nin bakış açısından, onun penceresinden 29. örneği çözüyoruz. Hadi bakalım. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere. Aytaç'ın boyu A santimetre, Sertaç'ın boyu B santimetre olup özdeş ve zemine paralel basamaklardan ikisi arasındaki mesafede C'dir denilmiş. Şimdi hangisi Aytaç, hangisi Sertaç bilmiyoruz. Aytaç'la Sertaç şeklindeki biçimde durduğunda boy hizalarının zemine mesafeleri eşit olmaktadır diye söylenmiş. Yani şuradan şu şekilde doğru çektiğimiz zaman zaten görünüyor. Bunun zemine olan uzaklığı uzaklığıyla bunun zemine olan uzaklığı birbirine eşittir denilmiş. Şimdi hangisi Aytaç hangisi Sertaç bilmiyoruz ama Aytaç uzun boylu olsun kabul edelim biz. Yani bunu A diyelim. Sertaç kısa boylu olan olsun. Buna da B diyelim. Ve ne demiştik? E Aytaç'ın boyu A santim, Sertaç'ın B santim. Özdeş ve zemine paralel basamaklardan ikisi arasındaki mesafe C'dir. Yani iki basamak arası mesafe C'ymiş. Şimdi Aytaç'ın ayağı burada duruyor. Sertaç'ın ayağı da burada duruyor ve bu ikisi arasında 1 2 3 4 tane basamak vardır diyeceğiz. Hemen onları sana farklı bir renkle göstereyim. Şurası 1, burası 2, burası 3 ve burası 4. 4 basamak var. Yani 4C diyebilirim. Böylelikle ben eğer şu cümleyi kuracak olursam B'nin üzerine 4 tane basamak eklersem bak burası B santimdi. E şurası da 4C santim. B artı 4C bana neyi verecektir gençler? Tabii ki Aytaç'ın boyunun ta kendisini verecektir. Dolayısıyla eşittir A diyebilirim artık. Güzel. Şimdi bu durumda A artı B, A eksi B çarpı C, A artı B artı C kesinlikle çift olan soruluyor. Şimdi ben bunu nasıl kurabilirim? Burada hangi cümleleri kurabilirim? Buna dikkat ediyorsun. Abi 4 ile çarpıldıysa aynı bu şekilde çiftle çarpılan bazı sayılar varsa bu sayılar hakkında yorum yapamazsın. Bu sadece bu soru için geçerli değil, tüm sorular için geçerli. Ben burada C'nin tekliği ile çiftliği ile alakalı herhangi bir yorum yapamam. Sadece tek yapmam gereken yorum 4C çifttir. Bu kesindir, nettir. Şimdi burası çiftse B tek olursa B tek olursa A da tek olmak zorundadır. B çift olursa A da çift olmak zorundadır diyeceğim. Ve böylelikle artık öncüllerimize bakabiliriz. Tekle tekin veya çiftle çiftin toplamı. A ve B için konuşuyorum. Daima çifttir. Ve daima kesinlikle çift olan soruluyordu. Bu doğru. A'dan B'yi çıkarırsam. Yani tekten teki veya çiftten çifti çıkarırsam çifttir. Çiftle de C ne olursa olsun çarptığın takdirde çift bir sonuç elde ederim. Çünkü çarpmanın içerisinde en az bir tane çift sayı varsa sonuç çift olacaktı. Dolayısıyla bu da olur. Ve üçüncüye bakıyorum. A artı B tek artı tek veya çift artı tek daima çifttir. Ki zaten burada da göstermiştik. Çiftin üzerine c eklemiş ama c'nin ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. C tek olursa sonuç tek olur. Çift olursa sonuç çift olur. Bundan kaynaklı üçüncü gitti. Yani cevabımız neymiş? 1 ve 2 olacakmış gençler. Böylelikle 16. sayfamızın da sonuna geldik. Devam ediyoruz. 17. sayfamızda 30. ÖSYM bakış sorusundayız. X, Y ve Z tam sayılar olmak üzere Kareli kağıdın kalınlığı x birim, çizgili kağıdın kalınlığı y birimdir. Şimdi kareli kağıdımız varmış ve çizgili kağıdımız varmış. Şimdi tabi benden bu konuları dinliyorsun, soru çözümlerini dinliyorsun ama senden ricam şu: Soru nasıl çözülürmüş? Yani hani bu, bu soru nasıl çözülüyor? Sadece çözümünü öğrenip çıkma. Şunu yap. Hoca soruyu nasıl çözüyor? Hoca soruyu okurken neler yapıyor? Hoca soruları çözerken acaba hangi yöntemleri kullanıyor? Mesela ben direkt şurayı okuduktan sonra bir buçuk satır. Bir buçuk satırdan sonra yazı yazmaya başladım. Çünkü benim buradaki bilgilere ihtiyacım var. Ve bu bilgilere ihtiyacım olduğu için bunları unutmamam gerekiyor. Çünkü soru uzun abi. Bu soru uzunken sen şurayı okurken şurayı unutursam bir değeri kıymeti kalmaz. Niye okudun o zaman orayı? Vakit kaybı. Bundan kaynaklı bunlara dikkat ediyorsun. Şimdi kareli kağıdın kalınlığı x birimmiş. Çizgili kağıdın kalınlığı y birim. Güzel. Şimdi şuna bakalım. Kareli kağıttan z tane ve çizgili kağıttan bir tanesi alınıyor. Zeminin üzerine üst üste konuluyor. Ve zeminden yüksekliği tek sayı oluyor. Kareli kağıttan kaç tane almıştı? Z tane. O zaman z tane kareli kağıdın kalınlığı x çarpı z'dir. Üstüne bir tane de ne konuluyor? Çizgili kağıt. Yani y kalınlıkta bir kağıt konuluyor ve bu şekilde bunun tek sayı olduğu belirtiliyor. Artık zeminden yüksekliği budur çünkü. İkinci verdiğinde de diyor ki çizgili kağıttan y z tane. Yani y çarpı z kadar kalınlığı olur ve kareli kağıttan yani kalınlığı x birim olan kareli kağıttan bir tane alıyor ve bunun da yüksekliği ne oluyormuş? Çift sayı oluyormuş. Buna göre demiş x, y ve z sayılarından hangilerinin tek ya da çift olduğu kesinlikle bulunabilir diye sorulmuş. Düşünelim. Abicim bak öncelikle ben bunları bir güzel toplasam. Toplasam. Ne gelir? X, Z artı Y, Z artı X artı Y gelir. Ve tekle çiftin toplamı da bana tek sayı verecektir. Şu ilk ikisini Z parantezine alırsam Z parantezinde X artı Y olacaktır. Artı bir de X artı Y'miz var ve eşittir tektir dedim. Şimdi de gördüğün üzere X artı Y'ler burada ortak olduğundan x artı y parantezinde z artı 1 gelir ve bu da tek sayıymış. Şimdi çok güzel. Ben sana, ben sana, ben sana ne demiştim? Tekle tekin çarpımının tek olduğunu böyle ıslatıp ıslatıp önüne koyarız. Durmadan bu kazanım bilgini ölçmeye çalışırız demiştim. Bak yine karşımıza çıktı tamam mı? Yine sormuşuz. O yüzden iyi dinle bunları. Şimdi tekle tekin çarpımı tek olabileceği için burası tektir. Aha da burası da tektir. Şimdi x ile y'nin ne olduğunu bilmiyorum ama z'yi bulabilirim. Z çiftmiş. Çünkü çifte bir eklersem sonuç tek olur. Z'yi bulabilirim dedim. Buna da işareti koydum. Güzel işaret koyalım. Z'yi bulabiliyor musunuz arkadaşlar? Tamam z'yi biliyoruz da x ile y onu nasıl bulacağız? Şimdi iyi dinliyorsun. Z neydi? Çiftti değil mi? Z çiftti. Şimdi birincisine bakalım. X çarpı z artı y neydi? Tekti. Z çiftse burası çifttir. Çiftin üzerine ben ancak tek eklersem sonuç tek olacaktır. Yani y'yi de bulabiliyormuşum. Hop bunu da işaretledim. Hadi bir de ikincisine bakalım. Belki oradan da bir şey çıkar. Neydi? Y çarpı Z artı X eşittir çiftmiş. Z çiftse zaten burası çifttir. Çiftin üstüne ne eklersem çift olur? Tabii ki çift. Yani ben X'i de bulabiliyormuş. O halde benim cevabım ne olacak? 1, 2 ve 3 olacaktı. Doğru cevap E'ydi gençler. Devam ediyorum 31. ÖSYM bakışla. Rakamları sıfırdan farklı ABC 3 basamaklı sayısından 2 basamaklı AC, BC, AB sayıları çıkarıldığında elde edilen sayılardan sadece biri tek iken diğer ikisinin diğerinin ise özür dilerim yarısı tekmiş. He dur bir tanesi tek diğer ikisinden bir tanesi de yarısı tekmiş. Yarısının tek olabilmesi için kendisinin çift olması gerekiyor. Çünkü ikiye bölünecek ya ikiye bölünen sayı çifttir. Güzel demek ki bir tanesi tek iki tanesi çift olacak ve o çiftlerden bir tanesini ikiye böldüğüm zaman da tek sayı ile karşılaşacağım. Efsanevi bir soru iyi dinle. Şimdi ben rakamları birbirinden farklı ABC 3 basamaklı sayısı demişim ya. ABC'den bir AC çıkarmışım. ABC'den bir BC çıkarmışım. Bir de ABC'den AB'yi çıkarmışım. Tamam? Bunlardan e, bir tanesi tekmiş, diğer ikisi çiftmiş. Çift olanları hemen bulabilirim. Nasıl bulurum biliyor musun? Şöyle bak iyi dinle. Ben ABC 3 basamaklı sayısından AC 2 basamaklı sayısını çıkardığım takdirde son basamak sıfır olmaz mı? İlki için konuşuyorum. Son basamak sıfırsa çift olanlardan bir tanesi budur. Bak bu çifttir. Yine aynı şekilde bak C'den C çıktığına göre son basamak sıfır olmaz mı? Hatta ve hatta ABC'den BC'yi çıkarınca bu sefer son iki basamak sıfır olur ve burada da A kalır. Yani bu bu da çiftmiş. Demek ki tek olan sayımız buymuş. Yani son basamağı düşündüğümüz takdirde C'den B çıkınca tek sayı kalıyormuş. C eksi B eşittir tekmiş. Güzel bunu da elde ettim. Şimdi acaba hangisini ikiye bölersem tek bir sayıyla karşılaşırım? Buna bakalım. Abi öncelikle bunun sonu sıfır sıfır olduğu için ben bunu 2'ye böldüğüm zaman mesela 400 gibi düşün. 2'ye böl e, 200 geldi. Veyahut 500 gibi düşün. 2'ye böl e, ne olacak? 250 olacak. Yani sonu mutlaka yine 0 olmak zorunda. Yani çift olmak zorunda. O halde abi şu var ya şu. Bunu 2'ye bölsen yine çift oluyor. O zaman ben 2'ye bölündüğünde tek sayı olan sayımızın şu olduğunu iddia ederim ki doğru bir iddiadır bu. O halde ABC'den AC'yi çıkarıp 2'ye bölünce tek ile karşılaşacağım. Hadi o zaman biraz çözümleyelim biz bunu. Şurada yüzler basamağı olduğu için 100 A'mız. Burada onlar basamağı olduğu için 10 A'mız var. Çıkarırsam 90 A yapacaktır. Burada onlar basamağında bir B'miz var. Artı 10 B gelir. Burada birler basamağındaki C'den birler basamağındaki C'yi çıkarırsam zaten sıfır kalacaktır. İşte bu sayımız 2'ye bölününce tek oluyorsa böl 2'ye 45 A artı 5 B yapmaz mı? Ve bu sayı neymiş? Tekmiş arkadaşlar. Tamam güzel. Güzel buraya kadar iyi getirdik. Şimdi A, B, C için konuşalım. A, B ve C. C eksi B tekse eğer biri çifttir biri tektir. Ama hangisinin çift hangisinin tek olduğunu bilmiyorum. O halde ben buna tek dersem bu çift olur. Buna çift dersem eğer bu tek olacaktır derim. Şimdi geldim A'ya ve A ile B'yi birleştirecek olan yani şunu da şunu birleştirecek olan yorumumuz da burada. Bak 5B demiş eğer B sayısı tekse burası tektir tekin üstüne çift eklersem tek olacağı için A çifttir. Geldim ikinciye. Eğer ki B tek değil bu sefer çiftse çiftin üstüne tek eklersem tek olacağı için A tektir. Yani benim iki tane ihtimalim var. Ya çift tek çift ya da tek çift tek olacak. Peki hangileri kesinlikle tektir diye sorulmuştu. Şimdi A ile B'nin çarpımı ilk duruma göre bakıyorum. A ile B'nin çarpımı çifttir. Çiftin üstüne çift eklersem çift gelir. Hangisi kesinlikle tektir diye sormuştu. Ben çift buldum. O halde birinciye bay bay dedim. Gitti abi. Geldim ikiye. A kere C. Şimdi çift kere çift çift yapar. Bunun üstüne tek eklersem tek gelir. Ha teki bulduk güzel. İkinci duruma bakıyorum. Tek kere tek. E tek yapar. Tekin üstüne çift ekledim. Şuradaki çifti. E tek yaptı. Demek ki ikinci her halükarda tek. Güzel. B kere C. Yani tek kere çift veya çift kere tek. Daima çifttir. Bunun üzerine ben eğer birinci durumdaki çifte eklersem sonuç çift olur. Et, kesinlikle tektir demişti bu da gitti. O halde cevabımız neymiş? Yalnız 2'ymiş gençler. Evet 31. ÖSYM bakış bitti. Altta soru yok sağ üst tarafa geçiyoruz. 32. ÖSYM bakıştayız. A ve B. Tam sayılar olmak üzere. Başak cep telefonunun internet kotasında 3A artı 4B GB kullanım hakkı varken... B gigabyte kullanırsa şimdi 3A artı 4B'den B kullanırsa 3A artı 3B kalır değil mi? Ve bu neymiş? B gigabyte kullanırsa tek sayıya eşit oluyormuş. Tek. Şimdi o halde 3 parantezini alırsam A artı B mi gelir? Bu neymiş? Tek. 3 nasıl bir sayı? Tek. Teki neyle çarparsam tek olur? Tabii ki tekle. Demek ki A ve B ikisi birbirinden farklıymış teklik çiftlik bakımından. Çünkü toplamları tekmiş. A yazdım, B yazdım. C'miz var mıydı? Yok. Şimdi o zaman bu tekse bu çift. Bu çiftse bu tek diyeceğim. Değil mi? Pekala. Devam. Diyor ki tek sayı B GB yerine eğer diyor A kere B GB kullanırsa. Şimdi ne kadar hakkı vardı? 3A artı 4B kadar hakkı vardı. A kere B GB kullandı. A çarpı B kadar kullandı. Ve bu sefer kalan çift oldu diyor. Hmm, peki. Şimdi burada da olmaktadır demiş. Bunlardan hangileri çifttir? Şimdi A ve B hakkında yorum yapmamız gerekiyor bizim. Bakalım nasıl bir yorum olacak? Öncelikle şu ikisinde A'lar görüyorum ben. A parantezini alırsam 3 eksi B gelir mi? Artı bir de 4 B'miz var eşittir. Çift sayı olacak biçimde dizayn ettim burayı. Şimdi burası zaten çift. Bu zaten çift. Sol tarafında çift olması gerekiyor değil mi? Eğer ki A sayısı tekse tekken B çift oluyordu. 3'ten çift çıkarsa tek kalır. Tekle tekin çarpımı tektir. Teke çift eklersem çift yapmaz. Demek ki bu gitti. O halde A kesinlikle çiftmiş. B de kesinlikle tekmiş. Ki zaten A'yı çift seçersem çiftle neyi çarparsan çarp çifttir. Çifte çift ekledim yine çift geldidir. Çok güzel. A'nın çift B'nin tek olduğunu bulduktan sonra artık öncüllerimize bakalım. Şimdi hocam B tek de unutma. 4A zaten 4 ile çarpıldığı için çifttir. Üstüne tek eklersem sonuç tek gelir. Kesinlikle çift demişti. Bir gitti. Geldim nereye? 2'ye. A artı 3B demiş. Şimdi A çiftti. 3 kere tek. E o da tek yapar. Çiftle tekin toplamı e, tek gelir. O zaman bu da gitti. Geldim 3'e. A kere B çifttir. E, çift ekledim üstüne çift yapar. Demek ki 3. öncülümüz kesinlikle çiftmiş. Cevabımız da yalnız 3 olacaktı. Evet. 32'de geçtik. 33'teyiz. Bir otoparkta. Bir otoparkta. Her saat için otomobillerden A, Motosikletlerden B lira park ücreti alınıyor. Hemen bak yazdım. Sen de benim gibi yap. Otomobil A lira alınıyor. Motosiklet motosiklet ne kadar alınıyormuş? B lira alınıyormuş. Güzel. Diyor ki bu otoparkta gün içinde otomobili olan deniz C saat kalmış. Yani o zaman şunu kullanarak A çarpı C kadar ödeyecek. Ve eylem motosikleti varmış onun da A saat kalmış. Yani şunu kullanarak A çarpı B kadar ödeyeceğini söyleyebilirim. Toplam ödenen ücret TL türünden tek sayıymış. Yani o zaman AC artı AB eşittir tek dedim. Otomobili olan Cansu B saat. Şimdi otomobili varsa Cansu'nun ne kadar öder? A kere B kadar öder. E, Beril'de Beril de motosikleti varmış C saat kalırsa yani o zaman B kere C kadar öder. Bunların toplamı da TL cinsinden çift sayıymış. Yani AB artı BC eşittir. Bu da çift olacakmış. Pekala. Buna göre demiş bunlardan hangileri kesinlikle çifttir diye soruluyor şimdi de. Hocam iyi dinle. Ben ilki var ya şu. Bak yine aynı kazanım. Yine aynı kazanım. A parantezini alırsam. B artı C gelir. Bunların çarpımı tekse eğer. A kesinlikle tektir. B artı C de tek olmak zorundadır. Çünkü tek çarpı tek bana sadece teki veriyor. Şimdi A, B ve C'miz vardı. A'nın kesinlikle tek olması gerektiğini öğrendim. B ile C'nin toplamı tekse teklik çiftlik bakımından bunlar birbirinin zıttıdır. Yani B tekse C çifttir veya A zaten kesinlikle tekti. C B çiftken C tektir derim. İki tane ihtimalim var. Şimdi geldim şuna. A kere B ile B kere C'nin çarpımı toplamı çiftmiş. B parantezin alırsam A artı C gelecektir. Bu nasıl çift olur ona bakalım şimdi. Bak buraya. B sayısı çiftken zaten çift olur. Bir sıkıntı yok. B sayısı tekse eğer, bak burası tekse A ile C'nin toplamına bakacağım. Tekle çiftin toplamı ne var? Tek yapar. Tekle tekin çarpımı çift gelmez. O halde şu ihtimali eledim artık. Evet, demek ki A tekmiş, B çiftmiş, C de tekmiş. Geldim şunlara. Hangileri kesinlikle çifttir diye soruluyordu. Bakalım. A artı B. Şimdi tekle çiftin toplamı tek yapar. Gitti. A artı C. Tekle tekin toplamı çift yapar. Olur. B zaten kesinlikle çift olduğu için C ne olursa olsun çarpımları çifttir. Demek ki cevabımız da 2 ve 3'müş diyeceğiz sevgili gençler. Evet arkadaşlarım 33'ü bitirdik. Neredeyiz? 34'te ve 8 tane sorumuz kaldı bu testte. Her iki kat arası özdeş basamaklı merdivenlere sahip 10 katlı bir binanın. Şimdi her iki katında özdeş basamaklı merdivenler var. 10 katlı bir binaymış. Dördüncü katından yedinci katına çıkmak için. Şimdi dördüncü kattayım ben şu an. Dördüncü kattayım. Yedinci kata çıkmak için diyor ya. Önce beşe sonra altıya sonra yediye çıkarım. Bir, iki, üç tane merdiven grubu var orada. Tamam mı? Şimdi her bir katında, her iki kat arasında x tane merdiven olsun diyeyim ben. X tane merdiven var her iki kat arasında. Üç tane çıkarsa 3x kadar basamak çıkmış olur. Tamam mı? 4'ten 7'ye çıkmak için A basamakmış. Yani o zaman 3x eşittir A'dır diyebilir miyim? Derim. 8. kattan 4. kata inmek için arada 4 tane merdiven olacağı için 4x kadar basamak vardır. Buna x tane merdiven değil x tane basamak diyelim. Her bir merdiven grubunda x tane basamak varken o zaman 4x de bana neyi veriyormuş? B'yi verecekmiş. Tamam mı? Bak B basamak yürümektedir. En alt katı birinci kat olan bu binanın katları arasındaki toplam merdiven sayısı tekmiş. Şimdi en alt katı 1 ise 10. kata çıkmak için toplam 9x basamak kullanmam gerekiyor ve 9x'in ne olduğundan bahsediyor? Tek sayı olduğundan bahsediyor. O zaman 9 tek olduğu için x de tektir diyeceğim. X tekse 3 kere tek A tektir. X tekse 4 kere tek B de çiftmiş demek. A'nın tek, B'nin çift olduğunu bulduk. Ve öncüllerimize baktığımız zaman A ve B hakkında yine bizden yorum yapmamız gerektiği isteniyor gençler. Kesinlikle çift, kesinlikle tek olan soruluyor. Bunlara bakacağız. Tek de çiftin toplamı tektir. Dolayısıyla biri kabul ettim. Tek de çiftin çarpımı çift yapar. Bu elendi. Şimdi A sayısı tekti. B sayısına bakıyorum. B sayısına. B sayısı çiftti ve dördün katıydı. Dördün katı olduğu için ben e, bunu ikiye bölersem eğer bu sefer 2x ile karşılaşacağım ki 2x de benim için çifttir. 2 ile çarpılmış çünkü. Ve tek de çiftin çarpımı daima ne yapar? Tek sayı yapar. O halde 3. öncülü kesinlikle tektir diyeceğim. Doğru cevabımız 1 ve 3 olacaktı. Yani cevabımız E şıkkına verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 35'e. 35. örneğimizde de yine teklik çiftlik sorusu. O yüzden beni çok iyi dinle. Artık bak o kadar fazla teklik çiftlik sorusu çözdüm ki sana hem de hepsi ÖSYM tarzı. Artık lütfen rica ediyorum bak buralardan son moru kaçırmayacaksın. Tamam yani Olabildiğince bak daha var ya 37 ondan sonra 38, 40, 41 bunların hepsi teknik çiftlik sorusu. Aklına bulunsun. 35'teyiz artık ABC tam sayılar olmak üzere. 4 tane sayı vermiş. Bu 4 tane sayıdan bir tanesi tek sayıymış 3 tanesi çiftmiş. Buna göre bu sayılardan hangileri kesinlikle tek sayıdır diye sorulmuş. Şimdi burada genelde böyle a kareli ve ağlı bir şey görürsen bak dikkat et. Şöyle bir şeyler görürsen buna dikkat etmeni rica ediyorum. Neden biliyor musun? Çünkü ben bunları a parantezinde yazabilirim. Yani şöyle a parantezinde a artı 1 olur. Artı bir de birimiz var. Ve ne demiştim? Ardışık iki sayının çarpımı daima çifttir demiştim. Ve çifte bir eklersem ne olur? Tek olur. Soru bana ne demişti? Bir tanesi tektir demişti. Aa çok güzel bu tekmiş o zaman. İşte tek olanı işaretledim. O zaman bu çiftse A kesinlikle çifttir. Değil mi? A kesinlikle çift. B parantezinde A artı 1 biçimde yazar mıyım ben burayı? Peki A çiftse A artı 1 tek midir? Evet. Tekle neyi çarparsam sonu çift olur. Tabii ki çifti. Demek ki B de çiftmiş. B kesinlikle çiftmiş. Geldim buraya. B çiftse 1 ekledim tek geldi. C ile çarpılınca tek oluyorsa C de kesinlikle çiftmiş. Yani A da B de C de çiftmiş. Peki ben çiftten 2 çıkarırsam sonuç çift olur. Tek olanlar soruluyor gitti. 1'den çift çıkarırsam tek olur. C zaten çiftti bu da gitti. Cevap neymiş? Yalnız 2 olacakmış. Evet gençler 36. ÖSYM bakıştayız artık. Çok ama çok güzel bir soru. Size yemin ediyorum MSÜ'de TYT'de karşına net bir şekilde çıkabilir. Hem hikayesi açısından hem sorunun soruluş tarzı açısından hem kazanım vurgulaması açısından efsanevi güzel ÖSYM tarzı bir sorudur. İyi dinle. Ayşe, Berna, Canan, Derya ve Eylül'ün cep telefonlarında günlük attıkları adım sayılarını belirten bir program bulunmakta. Bu 5 arkadaşın aynı gün içinde attıkları adım sayılarıyla ilgili... Ay